Bir tweet atarak duyurum şu anda bakalım gündeme vesaire geçmeden. Evet karakoldan aradılar yine ifadeye çağrıldım. Bu sefer hangi şube acaba? Ben de tüm şubedeki memur abilerimin numarası kayıtlıydı. Bu yeni bir numara hadi bakalım öğreneceğiz gidince demiş ifadeye çağrılmış. Sen de kim uğraşır? Dombik diyen bir tayfa vardı. Ben bu tayfa, bu, bu her yere var. Yani bize de böyleler. Siz de kim uğraşır? Siz kim? Ya şey sanıyorlar böyle abi. Twitch'i hala 10 yaşında, sadece 10 yaşında olan insanlar izliyor. Böyle oyun oyunu oynuyorlar. Bir şey konuşsalar ne olacak? falan. ya da Türkiye'de yaşamıyorlar. Hani herkes istediğin istediğin şekilde konuşabiliyor falan zannediyorlar anladığım kadarıyla. Doğuş öyle olmuyor pek. Neyse konuşurum birazdan bunun üstüne de. Pek dillendirmiyorum ama benim Meydan Lavrus <laughs> dosyam var. İçinde bu olaylarla alakası olmayan eşimin tweetlerini bile dosyalamışlar. Kendinizi çok da şey zannetmeyin yani. Sizi okudukça gülüyorum steril kankalarım. Üstüne şunu da ekleyeyim. Sosyal medyada şeref, onur, haysiyet, aile ve inanç ve dahil her şeyime küfreden 16 kişiden şikayetçi oldum. Oldu bu arada daha fazla da olacak. Gidip her birine tek tek ifade verdim. Hala bekliyorum. Bunların üstüne 200 kişi daha eklenecek. Beni hemen arıyorlar ama çok ilginç demiş. Bu şey vardı ya A Haber'in falan paylaştığı işte Ahmet abinin kesilmiş videoları vardı. Onların altında falan küfreden herkese tek tek dava açılıyor. İçiniz rahat olsun. Böyle yani internette ne olacak herkesi sövüyoruz. Bunları da sövelim. Bizi kim görecek kafasıyla Ahmet abiye bize küfreden herkesin Hakkında dava açılıyor. Geçmiş olsun. Bir avukat ekibi çalışıyor üstünde de. Beni son olarak da şunu söylemiş. Bu çok güzel bir tweet. Yani gerçekten bunu söylememiz lazım artık sanırım. Çünkü işler ciddi boyuta geldi. Ben de birazdan anlatacağım. Ee, i̇çimi dökmek istediğim için anlatacağım açıkçası. Beni asla korkutamazsınız. Buraya yazılı not olsun diye atıyorum bu tweet'i. Siz de asla konuşmaktan korkmayın. Ben bu hayatı yeterince yaşadım. Elinizden gelen ardınıza koymayın. Mentalim hiç bu kadar sağlam olmamıştı. Yine not kalsın. Asla kendime zarar vermem. Asla intihar etmem. Demiş. Bunu yazması aslında acı. Bunu yazmak zorunda hissetmesi. Kendini bu şekilde güvene alıyormuş hissi aslında çok acı. Ama konuşmak lazım anladığım kadarıyla da. Bu konuda. Çünkü işler... ...bir anda bambaşka bir seviyeye döndü. Ya şimdi ah Ahmet abi ayda bir ifadeye gidiyor. Benim yaşım kadar mahkemem var. <laughs> bir şey yazdığında zaten... ...kamuoyundan da garip bir tepki alıyorsun. Böyle kimisi... ...işte zaten ananı avradına sövüyor. Kimisi ölümle tehdit ediyor. Twitter'da paylaştım. Gidip onlara da bakabilirsiniz. İşler bambaşka bir boyuta geldi. Şimdi Ahmet abiyle alakalı bir gelişme olursa ...kendi yazar, ben de bizim bize bir şey yazarsa cevap veririm. Biz de bekliyoruz abi şu anda. Ee, bakacağız. Şu şey tayfa Ahmet abinin söylediği sizde kim uğraşır, sende kim uğraşır tayfa aşırı can sıkıcı. Çünkü adamlar yani abi farkında değilsiniz. Hani şey sanıyor bunlar işte bizim için de başkaları için de şey, tweet atıyor geri çekiyor ya da işte açıyor burada yayın konuşuyor kapatıyor gidiyor para yiyor falan. Kanka o iş öyle değil ya. Yani aldığımız, yediğimiz küfür, hakaret hadi onları bir köşeye koyalım. Tamam mı? Psikolojisi sağlam insan kaldırdı de. Göz önündesin. Yazdığın, konuştuğun her şey dikkat çekiyor. Sayısız ölüm tehdidi alıyorsun sayısız farklı gruptan. Adam gelip şey diyor sizi kim takar ki? Nasıl kim takar? Lan ben 22 yaşındayım. Vallahi bak dediğim gibi yaşım kadar mahkeme var. <laughs> Gerçekten hani şaka mı sanıyorsunuz diye bir meme var ya bizim. Gerçekten şaka mı sanıyorsunuz? Vallahi şaka değil. Gerçekten şaka değil. Bir yerden sonra hem hani bu sürekli kafanda dönüyor. Bir yerden sonra psikolojin zorlanmaya başlıyor. Mesela ben bu yüzden ara vermeyi düşündüm. Abi dedim ki birkaç gün ara vereyim kafamı toplayayım. Hani gündem beni çok gördü. İnsanların yaptığı garip yorumlar beni aşırı baydırdı. Birkaç gün ara vereyim diye bir tweet attım. Arkına, altına bir arkadaş gelip şey yazmış. Beyaz cakalılar ölene kadar çalışıyor. Ulan hadi siz paranızı kazanıyorsunuz. Bari işinizin bir şeyi olsun. Çizgisi olsun. Ne demek ara veriyor? kanka iki gün dinleneceğim da yoruldum yani bir sah her sabah uyandığımda annenin kafasını keserim <laughs> mailleriyle uyanmaktan yoruldum iki gün ara vereyim yani her gün tabii ki bu benim işim tabii ki sızlanmıyorum ama her gün beş saat kendini ve fikirlerini anlatmaya çalışmak bence kolay bir iş değil fiziksel olarak evet kolay oturuyorsun çünkü çok fazla hareket etmiyorsun psikolojik olarak değil Neyse ondan sonra buna bakıyorum. <laughs> bu yorumu okudum. Neyse abi dedim. Bu şeye girdim. Ekşi sözlüğe. Allah razı olsun. Herkesin kendi fikri geçiyorum. Geçen yayın şey oldu. Bir abi bir arkadaş demiş ki abi kitap önerir misin? Ben de yayın bölünmesin diye dedim ki abi kitapları her ay Discord'dan paylaşıyorum. Git oradan bak. Şey yazmış. Bir kitap bile okumamış bu cahil. Yayınında insanlara kitap bile önerem. Cahil. Şunu bile bilmiyor. Bunu bile... Ya ben deryada damla değilim. Bunun farkındayım. Müthiş ulema vesaire değilim. Ama söylemeden önce bunu yazmadan hani... Ben senin içini bilirim. Beni tanımıyorsun. Bunu yapmadan önce bir Discord'a bakaydın. Hani orada yazıyor işte Mayıs ayı kitapları paylaşılıyor. kitap söyleyeyim Anne Karan'a bir Anne Karan'a iki Anne Karan'a yazıyor olan orada gidip bakıp keşke öyle yazsaydım. Hadi orası ekşi sözlük herkese sallıyorlar. Herkesin hakkında kötü bir şey yazıyorlar. yani yapacak bir şey yok. Eyvallah canları sağ olsun. Ee, arkadaşlar şunu ben de söylemek istiyorum. Bunu buna dün gece karar verdim. Ahmet abinin yazması da müthiş oldu bunun üstüne. Hani bu böyle bir başlasın devam etsin. Ee, ben intihar etmem. Canım çok tatlıdır. Ölürüm, intihar etmem. Bu böyle bir genel bir bilinsin. Hani aman bir gün bir şey olmuş, çok bunalımdaydı zaten. Yayınlarında şöyle diyordu böyle oldu, aşağı atlamış bileğini kesti. Ben intihar etmem. Benim canım tatlıdır aga. Bu böyle kafanızın bir yerinde dursun. Hatta klip alın. Öyle beklesin orada. Allah muhafaza. Bir gün işe yarayacağı tutar. Dünya yıkılsın. Ben intihar etmem. Teşekkür ederim. Bu mevzu bitti. <laughs>